Merhabalar. Bu videomda size yöresel bir tarifi anlatacağım. Ödemiş'in tengül pidesinin içini hazırlayacağım sizin için ben bugün. Yani benim gibi binlerce kilometre uzaktaysanız ve çocuklarınızın sevdiği bir lezzetse deneye yanıla bir şekilde bunun nasıl yapıldığını öğrenip gidiyorsunuz. Tabii ki Ödemişli ustalar kadar olmasa da o tadı bize veriyor. Çocuklarım severek yiyorlar. Tavsiye ederim. Bunun için gerekli malzemelerim maydanozum var, yumurtam var, kıymam var. Burada maydanozun ölçüsü, tabii ki bunun mutlaka bir ölçüsü vardır ama ben kendi ölçülerimden bahsedeceğim. 3 tane yumurta kullandım ben. Kıymasını bir 50-100 gram kadar, 100 gram kadar vardır kıyma kullandım. Daha az koyabilirsiniz. Orijinalinde çok fazla kıyma tadını almıyorsunuz zaten ama çok az mutlaka kullanıyorlar. 2 bağ kadar maydanoz kullandım. Rendelenmiş peynirim var. Peynir olarak içine pişirmeden önce içine salamura kullanıyorum. Kaşar peynirine yakın bir lezzet olduğu için. Yani daha yumuşak bir peynir olduğu için. Tulum daha kaşar peyniri birazcık daha çamurlaşan bir peynir ama salamura biraz daha diri kalıyor içinde. Üzerinde olmazsa olmazı İzmir tulumu. Kesinlikle tavsiye ederim. Pideler piştikten sonra yerken üzerine İzmir tulumunu mutlaka rendeleyin. Yani istediğiniz bir markanın tulum peynirini kullanabilirsiniz ama benim tercihim Arapoğlu her zaman. Tereyağım var yine aynı şekilde. Tereyağı içi için, iç harcında tereyağı da kullanıyorum ben. Tuzum var, karabiberim var. Tuzumu bu arada kendim öğütüyorum. Kaya tuzu alıp size de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Kullanacağım miktar kadar işte 3-4 günlük, bir haftalık ihtiyacım olan tuzu öğütüp taze taze kullanıyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Şimdi yapım aşamalarını zaten videoda akarken göreceksiniz. Maydanozları rendeliyorum, malzemeleri karıştırıyorum. Ben bunu fırına göndereceğim. Şu an ben Şanlıurfa'da yaşıyorum. Burada mahalle fırınları var. İstediğimiz gibi, istediğimiz şekilde pideleri, lahmacunları pişiriyorlar. İşte hamurun kalınlığına göre. Tabii siz bunu bulunduğunuz yerde muhtemelen bir pidecide yaptıracaksınız. Ben burada mahalle fırınına göndereceğim. İçini hazırlayıp bugün de size içini yani kendiniz de tabii ki evde yapabilirsiniz. Ben daha önce yaşadığım yerlerde fırınlar yoktu bu şekilde. Hamurunu da kendim hazırlayıp pişiriyordum ama mutlaka bir fırına göndermenizi tavsiye ederim ben. Çünkü onların sistem yöntem tabii daha profesyonel olduğu için daha güzel hamurlar, daha güzel lezzetler ortaya çıkıyor. Dediğim gibi ben bugün sadece içini hazırlayacağım. Fırına göndereceğim. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. İşte maydanozlarımı kıyacağım. Malzemeleri tamamen karıştıracağım. Güzel bir zaten göreceksiniz iç harcını. Geldiği zaman tekrardan fırından geldiğinde onun çekimini de yapacağım. Ama dediğim gibi İzmir tulumunu üzerine özellikle İzmir tulumunu rendelemenizi tavsiye ediyorum. Ki videoda da göreceksiniz zaten sunum aşamasında. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.